başladık. Evet. Merhabalar değerli izleyiciler. Çimdik Birliği Milletvekili Yaşar Gelen programında herkese selam, sevgi ve saygılarımızı göndererek bir mekana geldik. Programımıza da başlıyoruz. Burası Ataşehir. Ataşehir'de bir Ardahanlı, bir Çıldırlı hemşerimizin mekanı. Burası bir optikçi, gözlükçü. Elegans Emre Optik. Önündeyiz şu anda. Ve burada bir tanıtım yapacağız. Canlı yayın yapıyoruz. Merhabalar. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? TV ekranındayız. Ataşehir'de olduğumuzu söyledik. Değerli izleyiciler, Recep Akçay biraz sonra kendisi de kendini tanıtır ama ben bir ön bilgi vereyim. Bizim Çıldırlı bir hemşerimiz, Ardahanlı bir hemşerimiz. Burada optik gözlük işi, optik değil de çok da belki anlaşılmıyor ama gözlük desek daha kestirme gidiyor değil mi? Gözlük işi yapan bir arkadaşımız. Şu anda da onun mekanındayız. Evet, Recep Bey, önce sizi tanıyalım. Öncelikle milletvekili Yaşar Hocam, Yaşar Gönül, hoş geldiniz. İnşallah ileride de milletvekili olarak duyuyoruz. Ya böyle daha iyi. Yani bekledim, böyle milletin içinde olmak daha iyi. Tamam, hoş geldiniz. Şimdi içeri girelim. Evet. Şimdi biz burada, ben Çıldır Lisesi, Ardahanlı Çıldır Lisesi'nde 1879 mezunuyum. Çıldır Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a bu mesleğe çırak olarak başladım. 5000 iş günü fenli bir görüşün yanında çalıştıktan sonra dönemin Yıldırım Aktun'a döneminde, Sağlık Bakanı döneminde Sağlık Bakanlığı'ndan imtihanla bu işi yapmaya haiz oldu. Bu satın belgesini aldı. Belgesini aldı. Nedir bu işin asıl adı nedir? Yani şimdi bu işin asıl adı, bizim yaptığımız meslek, insanların en değerli organı göz. Evet. Gözünde dış kaynaklardan kaynaklanan katarak, sarı nokta, göz kuruluğu vesaire, görme kusurları, refleks kusuru dediğimiz görme kusurlarını bazı materyallerle birleştirerek tıbbi cihaz oluşturuyoruz. Yani bu mevcut saydığım rahatsızlıkları giderme adına. Tabii ki insan doğduktan daha sonra 2-3 yaşında dahi gözün çok büyük önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü bir göz muayenesi olması gerekiyor. İleriki yaşlarında eğitimine, yaşantısına, görüş konforuna neden olabilecek rahatsızlıklar oluyor. Özellikle çocuklarda, bebeklerde göz tembelliği vesaire rahatsızlıkları. Yani göz tedavisi için önce doktora gidip daha sonra bize geldiklerinde reçeteyle biz buradaki cam, çerçeve gibi materyallerle birleştirerek göz kaymasını, göz tembelliğini tedavi ediyoruz. Tedavi şeklidir. Yani bir nevi göz sağlığına hizmet ediyoruz. Bizim dönemlerimizde bu tür bir şeyler yoktu tabii. Yok. 2 yaşında, 3 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşa kadar belki göz doktoruyla tanışma gibi bir şansınız hiç olmadı. Yok, şimdi, ama şimdi doğuştan artık hemen çocuk doktorları tabii. Göz falan. Şimdi hocam, istatistik bilgilere göre Türkiye'de trafik kazalarının, bu bir iki sene önceki şey söylüyorum, %25'i refleksiyon kusuru dediğimiz görme kusurlarıdır. Yani kişi kendisini gitmemiş, göz muayenesi olmamış, o kadar gördüğünü biliyor. Trafik kazalarına sebep oluyor. Yani normal ülkemizde ilkokula başlamadan önce kanun olarak çıkartmaları lazım. Göz muayenesini, göz doktorunun etmesini. Çünkü ya bu zaten aslında anayasada da hani her bireyin sağlık olma, sağlıktan yararlanma hakkı. Bunu zaten şimdi ilkokullara falan indirgediler, tarıyorlar, göz taramaları vesaire oluyor öğrencilerde ama dediğin gibi her doğuşta insana artık bazı o ne bir topuktan bir kan alıyorlar, bir test yapılıyor, genetik testi midir, nedir işte. O tarz gözle ilgili ya da başka tetiklerinde her vatandaşın böyle daha doğuştan yapılması gerekiyor diyorsunuz sanıyorum. Öyle. Evet, evet. Şimdi bir oyunu var, bir de kullanılan bu materyallerin kriterleri var. Yani bir nevi
nitelikli bir camın veya nitelikli bir güneş gözlüğünü kullanan kişi yine bir güneş kremi gözlüğün çevresini korur. Yani bütün organlarımızı soğuktan, sıcaktan, şundan koruyoruz, gözlüğü neyle koruyoruz? Ama bu camların da UV'yi yani nitelikli olması lazım. Zararlı olan mavi ışık kesip faydalı ışıkları geçiren özellikle camlar kullanan bir kişi, nitelikli bir cam kullanan bir kişi, nitelikli güneş gözlüğü, kaliteli güneş gözlüğü kullanan bir kişi, yaş açısından işte bu tarz rahatsızlıklar olmaz, göz kurulu olmaz, göz yorgunluğu olmaz, sarı noktası olmaz, katarak olmaz. Ama kalitesiz güneş gözlüğü kullanırsa o zarar verir çünkü hatta onun testini de ben size göstereyim. Daha da çok sağlam gözüküyor. Tabii o da şöyle yapıyor, yani renkli bir cam karanlık yaptığı için korneyi genişletiyor. Göz kapağı günde 16 gün işlemini yapar, gözü nemlendirir, korur, onu da yavaşlatıyor. Dolayısıyla ultraviyoleye korne genişlemiş bir şekilde maruz kalıyor. Bu da direkt katarak yapar, sarı nokta yapar. Hatta bizim burada bu camların içeriğini kişinin kafasında sokuş edip almayacak şekilde testle gösteriyoruz. Yani bu sizin bayağı bir teknik donanım var. Yavaş yavaş şöyle bir yandan konuşmayalım, bir yandan da tarayalım mı? Tarayalım. Ben size şimdi basit bir test göstereyim. Şöyle gelin. Bakın benim bahsettiğim şeyle ilgili. Şunlarla ilgili bir durum değil mi? Şöyle yakından çekebilirsek. Mesela burada güneş camında, optik camında test edeceğim. Göze gelen mavi zararlı ışık vardır UV400 ama göze gelen faydalı ışıklar da vardır. Yani hocam bu tarafa geçerseniz şurada bakın şöyle geçerseniz ben şuradan görebilirsiniz. Sen alabilirsin. Bak şöyle gelirsen ışıkları alabileceksin. Hı-hı. Buradan göreceksin. Sen de bu tarafa geçersen bak şuradaki evet. Işığı yani şuradan vuran şuradaki mavi zararlı ışıktır. Şunlar faydalı ışıktır. Şimdi bu gerçek mavinin dışında olanlar faydalı mavi ışık olan zararlı ışık. Bakın şuradakiler de normal ışık değil. Gelen sesli aram. Mesela zararlı olduğunu şöyle de anlayabiliriz. Şu beyazın üstünü göstersen daha rahat anlayacaksınız. Buna ultraviyole vurunca renk değiştirir. Bakın aynı zamanda iyi bir camdır. Burada ne yaptı? Bakın mavi gitti. Faydalı ışıklar var. Camı ne hale getirdi? Bakın simsiyah geldi. Yani. Şimdi tabii bakın. Şimdi yani şu zararlı ışığı zararlı bize ışık. Anlattı. Evet. Bakın şu camı koyduğum zaman bu normal bir cam. Göz sağlığına zararlı değil ama koruyucu özelliği olmayan bir cam. Bütün ışıklar geçiyor. Tekrar yapalım. Transit geçiyor. Bütün ışıklar geçiyor. Şimdi iyi bir cam koyalım. Bakın yani bunu, bu etkisiz bir cam öyle evet. Mi diyelim? Ama normal bir evin pencere camı gibi mi? Öyle değil. Bu düşünelim. Organik cam. Bunun koruyucu özelliği eksik. Sağlığa zararlı değil. Yani evet. Sağlığa zararlı değil. Bakın bu cama baktığımız zaman bunu koyduğumuz zaman direkt mavi gitti faydalı ışıklar kaldı. Yani normalde yani nitelikli bir cam o zararlı ışıkları kesiyor, kesecek, yararlı ışığı da geçiriyor. Şimdi gibi. Günümüzde şöyle bir de şey var, yanılgı var. Lazerle test edilen camlar var. Yani lazer tutulduğu zaman bütün bu ışığa geliyor ama onlar meslek gözlükleridir. Yani kaynakçıların 1 saat, 2 saat takabileceği gözlük. Uzun süreli. Tabii, gelişme çağındaki evet. Çocuklara lazer geçirmeyen bütün ışıkları, faydalı ışıkları kesen camı takarsanız gözüne zarar verir. Gelişimini etkiler. Göz gelişimini etkiler. Bir de gelelim güneş gözlüğü. Şimdi sağlığa zararlı olan cam hocam şu. Bakın. Bu orijinal bir cam. Güneş gözlüğü koyduğumuzda yine mavi gitti. Evet. Zararlı ışığı kesti. Gitti, faydalı ışıklar faydalı geldi. Faydalı ışıklar alıyor. Ama şimdi taklit bir camı koyduğunuz zaman bakın mavi de var hepsi de var. Böyle bir cam zararlı, şöyle zararlı, karanlık yapıp korneyi genişlettiği için zararlı. Daha göz kapağı tabii, göz kapağı işleminde yavaşlatıyor. Şu anda ışıkları kapatalım, herkesin gözlüğü ve kocaman olur. Yani. Dolayısıyla renkli camı taktığınız zaman da peki, bu şekilde. Şimdi peki, sizin camınızı test edelim. Tabii ki bakın, bu ben yapmıştım galiba değil mi hocam? Sizindi, evet. Şimdi eğer zararlı mavi ışığı kesmezse ben sana yeni bir tane daha yapacağım hocam. Göre gösterebiliyor musun? Rahatlıkla şunu şuradan ben bak. Şöyle alayım. Bakın onu şöyle yapalım. Bakın. Şimdi bakın şu camı koyduk. Evet. Bütün ışıkları görebiliyor musunuz? Bakın zararlı evet. Işık. Bunlar da faydalı ışık. Bunu kaldırdık. Hepsi geçiyor. Şimdi sizin kendi gözünüzü koyuyorum. Ne gitti? Direkt evet. Mavi gitti. Mavi gitti. Direkt diğer mavi. Renkler duruyor. Evet. Dolayısıyla da
o yararlı ışınları tabii geçirdi, zararlı tabii ışını kesti. Şimdi normalde D vitamini eksik olur. Doktor güneşe çıkmayı tavsiye eder D vitamini alması için. Yani gözü mavi ışık, zararlı ışık kesti mi faydalı ışıkların da gelmesi gerekiyor. Bu yönün bir tarafı. Bir de tabii bizim burada meslek görevlileri de var. Gördük seçerken, güneş gördük seçerken de mesleğini, işini geçelim mi? Geçelim. Tarafları. Siz sorabilirsiniz. Ben aklıma gelen her söyleyeyim. Değişiklikler şimdi mesela nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Buradaki ürünler ne ifade ediyor? Bunlar çerçevelerin tanıtımıdır. Şimdi normalde buradakiler her reyonda bir marka var. Bizim evet ülkemizde de biraz marka düşkünlüğü de var. Dolayısıyla bunu ileride inşallah şey, adeti azaltacak. Yani çeşidi azaldı, adet koyacak. Çok fazla ürüne para bağlamam abi. Burada çerçeve olarak seçiyor kişi. Daha evet sonra bu çerçeve seçiminde de faydalı oluruz. Kararsızlar için. Bizdeki cihazlarda evet karşılaştığı da yapıyoruz. Persol, Persol ürün, Burberry, Harmony, Dolce&Gabbana. Yani yaklaşık bizde 49-50 tane marka var. Şöyle tarayabiliriz. Bizim bütün reyonlarda marka var. Bu bütün, yani herkesin, tabii ki ekonomik olarak da farklılıklar gösteriyordur. Farklılıklar gösteriyor. Herkesin, herkesenin ne derler, herkeseye uygun evet bir şey, bir şimdi, ürün var. Öyle var bakıyorum. Şimdi her bütçeye uygun ürün var. Bizim yerli Türk mal ürünlerimiz çok kalitelidir. Aynı garanti süreci var ve organiktir, bitkiden yapılmadır. Yani plastik kanserojendir, Türk malı tabii. Hani ekonomik dediğimiz ama yani yerli ve milli diyoruz. Yerli ve milli ürünlerimiz kaliteti tavsiye edeceğimiz, yani utandırmayacak ürünlerimiz var. Zaten bizim fiyatlarımız makuldür. Ben bu meslekte 42 senelik bir tecrübem var. Evet. 42 senedir çıraklığımdan tanıdığım tüm müşterilerim, Kadıköy Bahriye Caddesi'nde bu işe başlamıştım. Hala beni takip ediyor. Böyle devam ediyorum. Bak bizdeki cihazlarda, bak oğlum şu cihazlarda 60-70 bin kayıtlı cihazlar. Burada da mesela gözlük seçim için, demin biraz önce bir hocam geldi. Bir hanımefendi gelmişti. Burada, evet, burada yüzündeki görüntülerini seçtik ama bu cihaz sadece bununla ilgili değil. Bu cihazda demin size anlattığımla ilgili. Şöyle buradan alalım biraz. Anlattığımla evet ilgili. Burada görselimi göstereceğim ama ben size gerçek testini yaptım orada. Yani insanlara evet görselle değil, gerçek test gösterisi. Az önceki o makinede gösterdiğimiz bak, ışıkları. Telefonda, televizyonda, bilgisayarda gelen mavi zararlı ışık camın arkasına geçiyor. Burada geçmiyor. Ama evet böyle bir cam alıp almadığını bilemez kişi. Benim evet orada yaptığım gerçek test. Yani bu şekilde baktığı zaman o kişi testi, yani bir gözlükçüye, bir optisyene giden bir ihtiyaç sahibi, gözlük alacak bir kişi o testleri görmesi lazım, öyle mi? Ya şimdi yani, her gözlükçüde de var mıdır bilmiyorum ya, görmesi, ama bu şu açıdan önemli bizim için. Doğru rekabet, yani fiyat rekabeti. Ben size bu fiyat verdim 500 lira ama karşı tarafa gittiniz aynı camlara 200 lira fiyat ama dediğim gibi ama şu da var içerikleri mesela farklı. Ben şimdi bu camın özelliğini, yani vatandaş çok da bilmez, bilemeyiz. Geliyoruz işte, bize kaliteli bir cam ver, bir gözlük ver. Evet. Yapıp veriyorlar. Yani şimdi hocam için senin camın özelliğini bu cihazda göstereceğim. Evet, bakın, bu zaten kayıtlı olmuş olmalı herhalde. Yani şöyle mi geçeyim, ben şöyle geçeyim. Şimdi şöyle bu camla şöyle bahsedeyim de, bu meslek gözlüğüdür. Belirli tüm insanlar 40 yaş üzerine çıktığı zaman yakın dioptrisine çıkar. Yani 40 yaşından yukarı çıktığım zaman yakın mesafesini doktorlar 35-40 santimetreye baz alırlar. Ama bilgisayar çıktı günümüzde. Biraz da uzak mesafe. Yani bu şu demektir. Bir kişi gözlük kullanıyorsa bir uzak numarası var, bir okuma mesafesi var, üçüncü bir numara ara mesafesi var. Yani her mesafeyi farklı bir dioptrile net görüyor. Peki burada bilgisayarda mı test ediyoruz? Şimdi bunu, nedir bu aletler? Bunun senin camının neden pahalı olduğunu söylemeye çalışacağım. Ha. Şimdi pahalı cam mıydı benimki? Bakın bunlar meslek gözlükleri, ha, geniş daha amaçlı olan. Yani ha, bakın şöyle yapalım. Şu ekrana bakabilir. Şurada 3 tane yazılımla üretilir. Dar kanalı, geniş kanalı, daha geniş kanalı. Bunu emeklilere tavsiye ettiğimiz bir cam. Böyle bir cam verseydim sana bir kitap gazetenin orta kısmını net görürdün. Ama evet şuralar full olurdu. Onun üstünde bir yazılım kullanmış olsaydık
daha genişlerdi. Bakın biraz aşağılar. Daha geniş açabileceğiz. Evet. Ama size onu da yapmadık. Size yaptığımız çok daha geniş olan mıydı? Şimdi evet. Açılacak. Yani ölüm mesafesi mümkün mertebe az olan bir cam olacak. Yani her şey yani hakim olacak. Zaten şuradaki evet. Şeylerden de belli oluyor. Evet, evet. Şu alanlar, ölü alanlar burada. Şurada ölü alan ortak gözüküyor. Şurada daha iyi mukayese edebilirsin hocam. Bakın. Şimdi araç kullanırken bunlar dedim ya meslek gözlükleri. Bir tanesini alırsınız. Baktığınız yer oldukça nettir. Ama ölüm mesafeleri görüyoruz. Alanda. Dikiz aynasına kafanızı çevirmeniz gerekiyor. Evet. Ama kişisel, geniş amaçlı bir cam olursa evet. Bu şekilde daha konforlu görüntüsü olur. Biraz daha buraya gelmiş ya şunu da göstereyim hocam ben size. Güneş gözlüğü bir şey de göstereyim. Evet. Yani gözlük alan vatandaşları müşterileri burada test edip planlayıp şöyle söyleyeyim. Öyle mi yapıyor? Şunu bu tarz gözlüğü kullanımın eğitimi vermeniz gerekiyor. Kullanımın eğitimini vermezseniz aynı gözlükte rahat göremez. Yani hatta onu bakın ben biraz hızlı gidiyorum da şunu da göstereyim ben size. Çünkü onu eksik söyledi. Sorunuza karşılık onu gösterirsem daha anlamlı olacak. Öneri kısmında mesela kişiye verdiğimizde iyi bir cam verdik. Bakın doğru kullanımı budur. Zaten siz biliyorsunuz. Bak üstü uzak, camın ortası bilgisayar, masa başı en alt kısmında yakın. İyi bir cam alan kişi yanlış kullanımdan kullanamaz bu camı. Yani bu eğitimleri vermek gerekiyor, anlatmak üstten gerekiyor. Üstten bakarsa zaten gene göremeyecektir. Yani, doğru yeri doğru dioptriyle net görürsün. Ne diyorduk bu ikisi? İkisi bir arada progresif cam denilebiliyor. İşte firmalara göre multifokal denilebiliyor. Varolux denilebiliyor. Bu firmalar arasında kendi isimlerini koymuşlar. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Evet. Yani bu tarz gözlüklerde hem uzak hem yakın ikisi bir arada bulunan camlar. Tabii bir de şurada size şunu göstereceğim dedim. Güneş gözlüğüyle ilgili. Mesela bakın, iyi bir güneş gözlüğü alırsınız, ultraviyoleyi süzer, gözünüzü güneş kremi gibi korur. Ama görüş konforu şöyledir, mesela denize baktığınızda budur. Evet. Polarizesini alırsanız mümkün mertebe yansımayı yok eder, 2 metreden balıkları seçebilirsiniz. Ama en iyisi polarize antrefle camdır, CR39 dediğimiz camdır. Bununla da 2 metreden çakıl taşlarını sayabiliyorsunuz. Şimdi biz bunları gerçek evet, testini biraz de biraz daha yakına gidelim. Şu yansımamıyor. Işığı da kesersek herhalde biraz daha şeyleri görür. Evet. Peki. Güneş gözlüğünün özelliği de bu tarz bir şey. Mesela olur. Bir tane şunu da göstereyim. Mesela atıyorum sporcular için. Bakın. Golf oyuncusu topu hissedemiyor. Ama sıradan bir güneş gözlüğü takarsa bu şekilde hissedebilir. Ama bunun bir üstünü takarsa bu şekilde olur. Ama polarize antrefle cam takarsa da çok net bir görüntü bağımlılık yapar. Olur. Sadece burada dikkat edilecek bir şey var. Dünyanın kabul ettiği renk tonu kişinin kendisi belirlemesi gerekiyor. Evet. Yani atıyorum denizciler fumeyi tercih eder. Dağcılar kahverengi tercih eder. Ama fikir olarak, görüş olarak değil, dünya olarak kabul edilir şekilde düşünmesi lazım. Ben kahverengi camı takamam. Ama benim arkadaşım var, iyi bir cam olmasına rağmen o da füme takamaz. Yani dünyayı da dikkat etmesi lazım. Güneş gözlerken, ona da uygun olması tabii, gerekiyor. Güneş gözlerken mesleğine sorun var. Bir cihaz var, o ne işe yarıyor? Şimdi burada camları test edemeyeceğiz. Şu önemli olan şu içerideki cihazlar. O zaman öyle geçelim. Bu bölüm çocuk bölümü galiba. Şimdi bunu oraya geçmek için şöyle izah edeceğim. Buradan odak noktası ölçülerini alacağız. Yani sıhhi görüşün cam odak noktası ile göz bebeğe çakışması gerekiyor. Buradaki ölçümler direkt karşı tarafa geçer. Bakın mesela kayıtlara bakın. Buradaki kayıtlarda burada ne veriyor? Sıhhi görüşün cam odak noktası ile göz bebeğin çakışması ölçülerini veriyor. İki göz arasındaki dioptri farkını veriyor.
bu ölçümler direkt ileri gider camı ölçerek oraya yönlendiriyor. Yani çıktısıları oraya yönlendiriyor. Orada da geçelim isterseniz. Öyle, evet. Şurada bir cihazımız var. Bu çok çok özel bir cihazdır. Renkli güneş gözlüğüne geldiğiniz ayna gibi renkli bir camla bu odağını lazerle alır. Numaralı güneş gözlüklerini kullandığımız bir cihazdır. Yani bu çok sadece numaralı güneş gözlüğünü aldığımız bir cihaz. Bu içerideki de içeridekilerle şimdi buradaki cihazlar da tabi ustalarımız bugün izinle camı buraya takarız. Buradan ölçümlerini veririz. Milimetrik aynı camı keser. Fasesle yani deliklerinde deler sadece montajı bize kalır. Bu da mesela şurada da bakın daha biraz atölye aynı. Atölye aynı. Atölye benim oluyor. İşte demin bahsettiğim belirli materyalleri birleştirdiğimiz tıbbi cihaz yaptığımız yer burası. Evet. Yani o aşamalardan geçiyor, geliyor. Burada gözümüze taktığımız bir gözlük olarak gözümüze yerleşiyor. Burada çalışan arkadaşlarımızın tamamı da optisyendir. Mesela nitelikli personel çalışıyor. Nitelik personel çalışıyor. Bir de benim tecrübemden faydalanıyorlar artık. Yani 42 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Zaten nedir bu köy enstitülerinin mantığı vardı, iş içinde eğitim. Evet. Bu da bir nevi o. Yani hem işini yapacak hem eğitimini almış olacak. Evet. Kendini de o şekilde geliştirecek tabii. Zaman geçmeden deneyim elde edilmiyor. Tecrübe için zaman gerekiyor. Lensler. Evet. Bir de buraya bakalım. Burada gözlüğün yerine nedir? Gözün içine konulan mekanizma. Ne diyelim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Lensin kullanımının riski vardır. Gözlüğün asla riski yoktur. Gündüz lens kullanabilir. Yüksek numarası olan kişiler akşamlar gözlüğünü çıkartıp lensi gözlüğü takabilir. Çünkü lens göz kurulu yapabiliyor. Gündüz yüksek numaraysa üzerine güneş gözlüğü kullanarak kullanabiliyorlar. Yani birkaç gün gözlüksüz kalın diye. Yani normalde lens gözlüğün yedek. Bunlar da solüsyondur. Solüsyonları. Evet. Lenslerimiz hangisiydi? Lenslerimiz bunlar. Onlar çünkü bunları çıkarttığınız zaman solüsyon içerisinde dedim var mı görüntü ama yokmuş. Ancak numaralarını görürsünüz. Tamam. Bunlar lensler, gözlük yerine, gözün içine bir parmak lamı nasıl takıyor? Onu, bir adam da lazım bunu taksın gözlüğü. Şimdi hocam vaktin çoksa biz bunu verirken eskiden gözlükçü takip edebiliyorduk. Bu yasak bize. Çünkü bulaşıcı rahatsızlıklar var, şu var, bu var. Ama biz de videosunu açıyoruz. İzliyor. Eğitiyoruz. Onun eğitimini de veriyoruz. Kendisine veriyoruz. Riski kendisine veriyoruz. Ya da doktoru takip etmesi lazım. Biz takip etmiyoruz. Siz uygulamada değilsiniz. Bunları sadece yazdıktan numaraya gönderiyorsunuz. O şekilde gidiyor. Peki burada da gene şimdi bu cihazım hocam 25-30 senedir. Muayene olmuş gelmiş adam reçetesini almış. Burada ne yapılıyor? Buradaki ne gördüğünüz şey teşhisin doğruluğunu tespit etmek. Yani iyi bir teşhis kaçırılmış. Kaçırılmış olabilir, yanlışlık olabilir, hata olabilir. Ama ya da biz yaptıktan sonra normal mesafesi var. Normal mesafesinin doğruluğunu tespit ediyoruz. Şöyle gösterelim. Selda. Görüş mesafesi bu. Yani kontrol amaçlı. Bunlarla iyi görüyoruz da akşam televizyon izlerken o mesela kişilerin isimleri falan veriliyor ya. Sana ne dersin? Onu söyleyeyim hocam bak. Gözlüğü yukarıdan aşağı kademeli olarak yükseliyor. Televizyon seyretirken büyük ihtimalle arkanı yaslanıyorsun. Yaslandığın zaman alt kademeden baktığın için yüksek numarayla bakmış oluyorsun. Ben acaba numarada büyüdü mü diye düşünüyorum ama. Ben bile o durumlarda, yani progresif camın işte o yönleri vardır. Yani arkanızı yaslanarak kaç tarafla sohbet edemezsin. Şu şekilde ben böyle olunca, alttan bakınca okuma kısmı biraz
uzağı göremeyeceksin ya da uzaktan eğitimde kitabı göremeyeceksin. Yani bu kullanımda da demin dediğin gibi eğitim çok önemli. Eğitim çok önemli. Bu tarz eğitimde de. Evet. Bir de şöyle şeyi alalım Selda. Arkadaşımız bir gözlük müşteriye kaça göre vermiş? Yani çok farklı. Reçe sesini, sol gözünü, sol gözünü düşürmüş mü? Çok evet. Sağ göz aynı gibi de sol gözünü düşürmüş. Aynı cümle var, hoş geldin eski bir dostum. Kaç sene beri oldu dostum. Abi hoş geldin. Kaç sene oldu görüşmeyeli? 20 sene oldu. 20 sene bak, 20 sene dostum. Çok seviyoruz. Çıldır TV'deyiz. Çıldır mı? Lütfen, ben Çıldır'ı gayet reklam yapıyorum. Evlilik programında Zoal Topal'da yaptım. Çıldırımızı Başköy'üne kadar Çıldırlı teşvik mıydı? Ettim. Tabii. Başköy'ün. Ha Başköy. Şeyde Esrarol'da, Doğal Topal'da bir kere çıldırı meşhurlaştırdım bir. İkincisi ne yaptı Esrarol'da çıldırı nasıl? Ya işte neyse. Tamam. Bir program falan var ya. Öyle bir mesaj olsun. Tanıtım anlamında. Reklam için gittiniz. Ya çıldırımız için yapmayacağım yoktur. Eyvallah. Gerçekten büyük katılımını yaptım. Şimdi de kuruluş Osman'da oynuyorum. Orada da yapıyoruz. O zaman Çıldır'a selam. Çıldır TV kanalı bu. Evet, İnternet evet. Kanalı. Görüyorum sizi de. Sosyal medya kanalı. Festivalan çıkıyorsunuz. Var mı? Çok zaten Facebook üzerinden yayın yapıyoruz. Çok memnun oldum. Yani. Gerçekten Murat Çıldır'a tüm köylerine, yukarı cambaza, şahı cambazlara, efendim öyle 38 köy, 9 mahalle var. Hepsine Ardahan'a selam olsun. Ben Ardahan'ı hatta okulda okudum. Ardahan'a da çok ol selamlar. Peki. 15 Mayıs'ta inşallah çok güzel şeyler olacak. Neydi? Şahmurat Korkmaz. Şahmurat Korkmaz, Kurtuluş Osman dizisinin Kurtuluş Osman, Alparslan Barbaros aktörlerinden. Alparslan Barbaros. Oradaki Alparslan Barbaros oyuncusu. Burada evet. Peki, böyle bize de tesadüf oldu. Hem de benim sayesinde çok mutlu oldum ben. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle görüşürüz. Yaşar Geler. Yaşar Bey. Milletin vekili. Programımız milletin vekili. Çok memnun oldum. İleride de inşallah vekil olarak bekliyoruz. Evet, bu bölgede güneş gözlükleri. Şimdi hocam şunu da izah edeyim. Güneş gözlükleri bu sezonda bizim önceki dönemlerde her taraf güneş gözlüğü. Ha, bu da senin aracınla bize getirmiş oluyor. Güneş gözlüğü esasında tıbbi bir cihazdır. Ama güneş gözlüğünü gözlükçüler satar. Önceden güneş gözlüğü Sağlık Bakanlığı'na bağlıydı. Ama Sağlık Bakanlığı'nı alınıp Ticaret Bakanlığı'na bağlandığı için aksesuar olarak gözükmeye başladı. Ve her yerde satılıyor. Ama onlar var, sokakta, var. Ama onlar da sağlığa zararlı. Bugün isimlerini vermeyeceğim. Belirli hastanelerde katarak ameliyatları, reklamları, kampanyaları dönüyor. En büyük sebebi ne? Ya kalitesiz güneş gözlüğü ya da kaliteli gözlük takmama işleridir. Ama bu tarz insanlar güneşli olsa, kaliteli güneş gözlüğü taksalar, kaliteli intilitli cam takmış olsalar bu tarz problemlerle karşılaşmayacaklar yani. Ya hatta çok iyi biliyorum. Numaralı gözlüklerim bile reçeteli gözlükleri adam reçete yazmış doktor işte gidip almıyor. Sokakta onları da satıyorlar. Diyor evet. Bir arkadaşım vardı Allah selametlik versin buradan. Neyse Hasan diyeyim yeterli. Hasan arkadaşım vardı derdi ki ya gidiyorum tezgahın üstünde takip deniyorum. Hangisiyle iyi görüyorsam onu alıyorum. Öyle bir şey de var bu işin. Yani o da yanlış. O da göz bozukluklarına tabii neden olabiliyor değil mi? Yani tam bir doktor kontrolünden geçip bir optisyenin elinden çıkmayan bir gözlüğü takmak. Tabii hocam olmaz. Risk tedavisi mümkün olmayan rahatsızlıklar dahil yapıyor. Yani plastik cam kanserojendir. Yani plastikte bir cam işte ağaç yakarsınız, orman yakarsınız. Ama organik farklı bir şeydir, plastik farklı bir şeydir. Artı onun ötesini de geçin, odak noktası ölçümleri var. Yani camın bir odağı var, net görüş alanı var. Farklı iki göz arasında fark olabilir, iki göz arasındaki farklı tesadüf almıştır. Bu da göz bozuyor. Peki, o zaman ne diyelim? İzleyicilerimize diyelim ki çok sevimlisin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Değerli takipçiler, izleyicilerimiz, gözlük ihtiyacı, doktor kontrolünden geçmiş gözlük ihtiyacı olan, reçetesi olan
hemşehrilerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, sadece bizim hemşehrilerimiz değil, 5000-10000 kişi izliyor. Ha. Belki bu 100 binlere ulaşıyor. Herkes için geçerli. Burada bir arkadaşımızın bir yeri var. Gelip burada bu tür ihtiyaçlarını giderirler, gözlük ihtiyaçları. Artı güneş gözlüğü konusunda da verdiği bilgiler çok değerliydi. Gene rastgele bir yerden bir gözlük almak ya da herhangi bir camı göze kullanmanın zararlı olduğu konusunda bilgiler verdi. O konuda da gelip buradan temin edebilirler. Adresi de siz söyleyin. Nasıl bulacak insanlar burayı, nereye gelecekler? Şimdi hocam öncelikle milletvekili Yaşar Geler aracılığıyla Çıldır TV'ye, hemşehrilerime, memleketimdekilerine hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı sunuyorum. Öğretmenlerime, arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bizim adresimiz zaten bir telefon kadar yakın diyorlar ya hocam. Şimdi oraya girseler çıkar. Ama yine de Ataşehir Küçük Bakarköy diye Elegans Evrop yazılımında çıkar. Bütün herkes sizi tabii ki bekliyoruz. Elimizden gelen yardımcı olmayı, katkı diye şey elimizde geleni yaparız. Evet. Peki Çıldır TV'den, Yaşar Geler'den geldiklerinde de özel bir indirim yapıyoruz. Mutlaka. geçen gün yine bizim bir hemşerimiz Çıldır'da bir mekan açmış. Buradan da selamlarımı gönderiyorum. Gölbaşı Restoran, evet. Göl kıyısında. Onları da şey yaptık, dedi ki %10 bizden gelen müşterilere böyle bir kolaylık sağlayın diye. Onlar da öyle bir karar verdiler. %10 değil mi? Senin belki müşteri ismini gelirsinler bana en az %35. Peki. Ben ne diyeyim yani? Teşekkür ederim. Evet, %35 sözünü evet, aldık evet, değerli izleyiciler. Bizden referansla gelen arkadaşlarımız bu imkandan yararlanacak. Şimdi ben ve değerli izleyiciler her çekimde, her programda böyle spontane çekimlerde genellikle yanımda yalnız gittiğim için kimse olmuyor. Kameraman kullanıyorum. Bugünkü kameramanımı da ben size tanıtmak istiyorum. Evet, bugünkü kameramanım da Emre Optik optisyenlerinden, evet. Değil mi? Evet. Selda. Selda Nur Yüksel. Selda Nur Yüksel. Selda Nur, biz seni tanıyalım ya. Ben Vidipo Üniversitesi'nin optisyenlik mezunuyum. Bir pandemi sürecine denk gelen bir üniversite hayatım oldu. Elegans Emre Optik'te stajyer olarak başladım aslında tamamen. Uzun yıllardır buradasın yani, zaten evet, görüyorum birkaç yıl oldu. Okulda alamadığımız eğitimi aslında sahada almak amacıyla. Ya burada birçok şeyi kattım kendime. Hani sağ olsun Recep Bey olsun, diğer arkadaşlar, imkanlar olsun. Hani eğitimimin %80'ini burada tamamladım diyebilirim aslında. Peki. Ve sonrasında da okul bitti. Burada çalışmaya başladım. Devam ediyorum. İyi, güzel. Sana da kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi bir çekim yaptın. Tebrik ediyorum. İleride belki büyüttüğümüzde bu işi seni kameraman olarak da alırız. Teşekkür ederim. Peki.